أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbine, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Muhterem müminler, değerli hafirun, Araf suresi 126. ayeti kerimede kaldık. Öncesindekileri şöyle bir hatırlayıp okumaya başlayalım. Cenab-ı Hak bize rızasınca ihlasla konuşmayı, dinlediklerimizle de amel etmeyi nasip eylesin. Musa Aleyhisselam ve sihirbazların karşılaşması, sihirbazların ellerindeki ipleri, sopaları sihir diye ortaya atması, Musa Aleyhisselam'ın elindeki asayı bırakıp onların sihirlerini yutması, sonrasında da sihirbazlar bu işin hakikatini anlayınca secdeye kapanıp Musa'nın ve Harun'un Rabbine, alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik dediklerini, buna mukabil de Firavun aleyhinnâneni ben size izin vermeden, benden izinsiz nasıl bir başka ilah edinir? Efendim Musa'nın Rabbine inanırsınız, ben size yapacağımı bilirim. Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi asacağım, idam edeceğim dediğini, sihirbazların da buna karşılık inna ila rabbina munkalibun, biz zaten Allah'a döneceğiz dediğini dün acizane işledik. Şimdi buradan devam edelim. Sihirbazlar söze şöyle devam ediyor. Diyorlar ki Estaizu billah ve ma tenkimu minna illa en amennâ bi ayati rabbina lemma ca'etna. Rabbimizin ayetleri bize geldikten sonra, yani Musa aleyhisselam onunla beraber açık mucizeleri, ayetleri gördükten sonra iman etmekten başka cezamız, cezayı gerektirecek suçumuz ne bizim? Sihirbazlar diyorlar ki ne suç işledik de bizi idamla, asmakla, kesmekle tehdit ediyorsun? Açık ayetler, Musa Aleyhisselam'ın mucizesi, bunca delil ortada iken ne yapsaydık yani? İnkar mı etseydik? Bizim suçumuz hakikat karşısında iman etmek, teslim olmak. Rabbena efrig aleyna sabren. Ama sen eğer bizi cezalandırmak hususunda, yani asacağım, keseceğim, bunu yapacaksan, o zaman sihirbazlar ellerini açıp şöyle dua ettiler. Rabbena, ey Rabbimiz, efrig aleyna sabre, bizim üzerimize sabır yağdır. Ve tevaffena müslimi, ve bizi Müslümanlar olarak ruhumuzu al, öldür, vefat ettir. Çok önemli bir ayeti kerime. Sihirbazlar o ana kadar, o vakte kadar küfür ehli olarak, inkar ehli olarak, isyan ehli olarak yaşadılar. Sabahında sihirbaz ama öğleden sonra, akşamında Allah'a böyle dua ederlerken Rabbim kendilerine şehadet nasip edecek. Ne diyorlar? Ya Rab, bu Firavun dediğini yapar. Bizi kıtır kıtır keser, ondan sonra da asar. Biz öyle iman ettik, imanımızdan dönmek yok. Yani bunun, bu tehditleri
bize tırıvırı gelir. Çok önemli değil. Ama ya Rab senden de sabır istiyoruz. Hem öyle sabır, az bir sabır da değil. Efrik aleyna sabre. Böyle üzerimize sabrı adeta yağdır. Canımız yanarken, elimiz ayağımız kesilirken, idam sehpasında iken, içimize, yüreğimize, kalbimize korku verme, dayanma gücü ver bize ya Rabbi. Dua ediyorlar ve sonra da teveffena müslimin, Müslüman olarak ölmek için dua ediyorlar. Buranın altını çizelim. Musa Aleyhisselam'a iman eden sihirbazların son duaları. Teveffena müslimin. Yusuf Aleyhisselam'ın duasıydı değil mi? Teveffeni müslimen. Ya Rab beni Müslüman olarak öldür. Büyüklerin, peygamberlerin, Allah'ı bilen, tanıyan, Allah'tan korkan insanların en son ve en büyük duaları Müslüman olarak ölmek. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da وَلَا تَمُوتُنَّ ölmeyin diyor. Sakın ölmeyin. İlla ki öleceksiniz وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölün diyor. Başka türlü huzuruma gelmeyin Allah diyor. Müslüman olarak ölün. Ben size huve semmâ kümül müslimin diyor ya ayet. Müslüman kimliğini verdim diyor Allah. Sizin adınızı ben koydum. Kendisi esselam olan Allah bize Müslim, Müslüman ismini verdi. Yani Müslüman esselam isminden türemiştir. Allah'ın isminden bir isimdir Müslüman. Kendisi el mümin olan Allah bize de mümin ismini verdi değil mi? Allah bize Müslüman kimliğini vermişken, ismimizi Allah koymuşken, Allah'ın koyduğu isme razı olmayıp da başka isimler peşinde koşanlar, isminin önüne arkasına şucu, bucu, şunlardan, bunlardan yazdırmak, dedirtmek peşinde koşanlar. Şimdi şöyle sorsam desem ki dünyada değişik fraksiyonlar var, izimler var, rejimler var, sistemler var. Siz hiçbir aklı başında bir Müslümanın şöyle dua ettiğini duydunuz mu? Ya da ben şöyle dua etsem bu duaya amin diyecek bir Müslüman tasavvur edebiliyor musunuz? Mesela hayatta yaşarken komünizmi kabul etmiş ama sorsan Müslüman. Laikliği benimsemiş ama sorsan Müslüman. Demokrasiyi kabul etmiş, artırın. Şöyle dua eden hiç oldu mu? Ya Rab ben ölürken demokrat olarak ölmek istiyorum. Ya Rab ben ölürken laik olarak ölmek istiyorum. Ya da böyle inanan kardeşlere Allah canını böyle alsın desem bana beddua etme derler değil mi? Aklı başında insanlar ne diye dua ediyorlar? Teveffena müslimi. Ya Rab Müslüman olarak canımı al. Eğer Müslüman olarak ölmek istiyorsan temutune kema te'işun. Efendimiz diyor ki yaşadığınız gibi ölürsünüz. Komünist gibi yaşayıp da Müslüman olarak ölmeyi kimse beklemez. Demokrat bir kafaya sahip olup şucu bucu yani ben bunları efendim anlayasınız diye söylüyorum. Aklında kafanda İslam'dan başka bir şey var. O hayat nizamını kabul edip benimseyip ona göre yaşayacağım ama sonunda da Müslüman olarak öleceğim. Kusura bakma böyle bir dünya yok. Çok meşhur bir profesör için denilir ki ne kadar makale yazsa, kitap yazsa yazdığı kitabın makalenin önüne ismini koyuyor ya prof ünvanını yazmıyor. Adam profesör ya. Sadece ismini yazıyor. Bir gün sormuşlar demişler ki ya sen profesör adamsın. Makale yazıyorsun, kitap yazıyorsun. Altına ismini yazıyorsun da prof ünvanını yazmıyorsun. Halbuki insanlar prof olmayı geç, doktor olmak için neler yapıyorlar? Niye ünvanını kullanmıyorsun? Cevap, bu ismi bana babam verdi, babam. Babamın bana verdiği bu ismin önüne hiçbir ünvanı yakıştıramam ben dedim. Babasının verdiği ismin önüne başka ünvanları layık görmeyen anlayış,
Allah'ın bize verdiği Müslüman kimliğine razı olmayıp illa yanına şöyle Müslüman, böyle Müslüman, sağcı Müslüman, solcu Müslüman, demokrat Müslüman, cumhuriyetçi Müslüman. Yok arkadaş, başka bir isme, kimliğe ihtiyacın yok. Sadece Müslüman. Eğer Müslüman olarak ölmek istiyorsanız Müslümanca yaşayacaksınız. Bu bir. İki, bu ayet-i kerimede almamız gereken bir diğer önemli ders de Musa Aleyhisselam zamanından bahsediyoruz. Bak, Musa Aleyhisselam'ın sihirbazları, ya Rabbi canımızı Müslüman olarak al. Demek ki İslam sadece bizim dinimiz değil, demek ki Müslüman sadece biz değiliz. Bizden önceki ümmetler de Müslümandı. Bizden önceki ümmetlerin de dini İslam'dı. Öyle diyor bak, Yusuf peygamberin duası, canımı Müslüman olarak al. Sihirbazların duası, ya Rabbi bizi Müslüman olarak öldür. Demek ki Müslümanlık sadece bize has değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar gelen, yeryüzünde Hakk'a ait olan tek bir din var, o da İslam. İnned dine indellahil İslam. Cuma günü hutbede hoca bunu laf olsun diye okumuyor değil mi? Allah katında tek bir din var, o da İslam'dır. Şeriatleri farklı olabilir, kitabı farklı olabilir. Onun kitabı Tevrat, ötekinin İncil, diğerinin Zebur. Ama dinin ortak adı İslam, Allah'ın dinine iman eden Musa'nın ümmeti de Müslüman, İsa'nın ümmeti de Müslüman, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de Müslüman. Elhamdülillah. Dolayısıyla yeryüzünde tek bir din var, Allah katında kabul olan, o da İslam'dır. Bize İslam'ı nasip eden, bize Müslüman olma lütfunu, şerefini bahşeden Allah'a sonsuz hamd ve fenalar olsun. Rabbim bu isme, bu kimliğe layık yaşayıp sonunda da Müslüman olarak ölmeyi bize de nasip eylesin diye dua ediyoruz. Devam edelim. Bir sonraki ayet. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرَاوُونَ Firavun kavminin ileri gelenleri, soytarı takımı, dal kavuk takımı, Firavun'un ayağını kaydıran yanındaki danışmanlar, müsteşarlar, bugünün ifadesiyle dediler ki اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Ya sen bu Musa'ya ve onun yanındaki ona iman edenlere izin verecek misin? Müsaade edecek misin? لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Bunlar yeryüzünü ifsad ediyor. Yeryüzünde fesat çıkartıyor, bozgunculuk yapıyorlar. Ne yapıyorlar? O gün Musa Aleyhisselam'ın mucizesi karşısında sihirbazlar secde edince olaya şahit olan o gün 600 bin Beni İsrail secde ettiler, iman ettiler. 600 bin kişi bir günde iman etti. Tabii bu sarayı rahatsız ediyor. Firavun bundan rahatsız. Firavun'un yanındaki ekabir takımı rahatsız. Yani bunlar böyle devam ederlerse senin iktidarın sallanmaya başlıyor. Sen bu sarayda korkarım gördüğün rüya gerçekleşecek ve bu Musa senin iktidarına son verecek. Sen bunlara hala fırsat verecek misin? Ve yederake ve alihetek. Senin ilahlarına da bunların efendim saldırmasına, senin ilahlarına da bunların hücum etmesine müsaade edecek misin? Firavun'un ilahları var mı? Ulema burada diyor ki Firavun'un ilahlarından, çünkü yanındakiler diyorlar ki bak ve yederake ve alihetek, senin ilahlarına da mı bunların karışmasına müsaade edecek, izin vereceksin? Firavun'un kendisi ilahlık iddiasında, Rab'lık iddiasında ama yaptığı bazı putlar var. Kendisi yaptırıyor, o putlara da halkı secde ettiriyor. Niye? Kendi talimat veriyor, bu putlara secde edeceksiniz, bu putlar sizinle benim aramda elçi. Yani direkt bana secde etmeyecek, aramızda aracı olan bu putlara secde edeceksiniz. Kendisi çok büyük ilah ya, ona ulaşmak için araya putlar koyuyor Firavun. O putlarla bana ulaşın.
Tıpkı Mekke'li müşriklerin yaptığı gibi değil mi? Onlar ne diyorlardı? Lat, Menat, Uzza, Kabe'yi putla doldurmuşlar. Niye putlara tapıyorsun diye Efendimiz onlara sorduğunda cevap مَا لَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Biz bunlara tapmıyoruz diyorlar. Ya bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak Allah ile aramızdaki şefaatçi, elçiler, aracılar diye tapıyoruz diyorlardı. Şimdi burada ben bir meselenin altını çizeyim. Mekke müşrikleri putlara taparken o putlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyorlardı. Bugün insanların putlaştırdıkları ulu, önde, büyük kabul ettikleri ister put, ister kişi, ister parti, ister sistem bunlara taparken, değer verirken acaba ya bunlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye bir dert var mı insanlarda? Mekke müşrikleri puta taparken bu putlarla Allah'a ulaşmanın derdindeydiler ama bugün insanlar Allah'a şirk koşmakta öyle level atladılar ki bugün insanların kutsalları, değer verdiği, taptıkları, uluları, önderleri bizi Allah'a yaklaştırsın öyle bir dertleri yok insanların. Allah muhafaza. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ebu Cehiller bir Allah'a inanırlar. Ama bugün insanların çoğunun Allah inancı da kalmadı. Öyle şeylere tapıyorlar, değer veriyorlar ki onlar için en kutsal o. Yani bunlarla Allah'a kavuşmak diye bir Allah inancı yok. Ateist bir dünya, Allahsız bir dünya oluşturdular. Maalesef insanlarımız da gümbür gümbür bu kervana dahil oluyor. Rabbim muhafaza eylesin. Demek ki Firavun'un yanındakiler Firavun'a ne diyorlar? Sen bu Musa'ya ve buna iman edenlere müsaade edecek mi? Bunlar senin ilahlarına, bunlar Müslümanlar çoğaldıkça senin iktidarına son verecek, zarar verecekler. Bir şey yapmayı düşünmüyor musun? Firavun'un cevabı. Kale dedi ki, senukattilu ebnâehum. Yakında dedi ben bunların çocuklarını öldüreceğim, erkek çocuklarını. Ve nestahyi nisâehum. Kız çocuklarına dokunmayacağım. Vaktiyle zaten öyle yapmadı mı Firavun? Musa Aleyhisselam dünyaya gelecek korkusu ile erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını serbest bırakmadı mı? Şimdi yine mantık aynı mantık. Bak zihniyet hep aynı. Firavun zihniyeti kendi iktidarını kaybetmemek için yapacağı tek bir şey var. Asma kesmek. Öldüreceğim diyor bak bunların yeni doğan erkek bebelerini de öldüreceğim. Hayattaki erkeklerini de öldüreceğim. Kadınlarına, kızlarına dokunmayacağım. Asacağım, keseceğim. Ne için? Kendi iktidarını, kendi efendim nüfuzunu devam ettirebilmek adına. Ne insanlar asıldı, kesildi değil mi? Birilerinin iktidarı uğruna. Masum nice insanlar astılar, kestiler. Ama netice... Firavun bunun hesabını yaparken diyor yani ve inna fevkahum kahirun. Biz onların üzerinde zaten bunu yapacak kahir, güce sahibiz diyor yani. Güç bende diyor. Ben istediğimi yaparım. Bunların erkeklerini öldürürüm, kadınlarını sağ bırakırım. Bunun hesabını yapıyor Firavun. Ama unuttuğu bir şey var. Göklerden gelen bir karar var ya. Kaderin de üstünde bir kader var. Firavun onu hesaba katmadı. Firavun'un izinden gidenler de onu hesaba hiç katmadılar. Biz güçlüyüz, güç bizde, istediğimizi yapar, istediğimizi asar, istediğimizi keseriz. Adamı idam ettiler, öldürdükten sonra gömdükleri yerden çıkarttılar, sonra mahkemesini yaptılar. Yaşanan olayları anlatıyorum bu memlekette. İdam ettikten sonra adamı mahkeme yapıp, efendim suçlu mu? Adam öldürdükten sonra neyin mahkemesini? Bu zalimlik böyle bir şey işte. Güç bizde, istediğimizi aşar, asarız, keseriz. Şanlı bacıları, efendim sen söyle,
sarıklıları, sakallıları girmeyelim bayırın arazi. Ama siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Firavun zihniyeti. Bunları yaparken kendi sonlarını hiç hesap etmediler. Hiç düşünmediler. Nemrut da bir zamanlar dünyanın ordularına hükmediyordu. Dünyanın ordularına. Sonuç? Firavun da gücüne güvendi, iktidarına güvendi, saltanatına güvendi. Sonuç? Ebrehe de ordularına güvenerek Kabe'yi yıkmaya Mekke'ye girmişti. Sonuç? Ebu Cehiller de o gün iktidarlarına güvenerek peygamber ve sahabeyi Mekke'den kovmuşlardı. Sonuç? Göklerden gelen bir karar var. Kaderin üzerinde bir kader var. Ona herkes boyun eğmek zorunda. Hani diyor ya, Cebrail'le gelen vahye teslim olmayan, inanmayan, Azrail'le gelen ölüme teslim olmak zorunda. Cebrail'le gelen vahye teslim olmadın mı? Azrail'le gelen ölüme de teslim olma da göreyim seni hadi. En netice denilir ki, Cebrail aleyhisselam bir gün insan kılığında Firavun'un karşısına çıkmış. Demiş ki, ey Firavun, sana bir sorum var. Buyur. Bir zat düşün ki demiş, bir kölesi var, kölesini alıyor, ona dünyalık makam veriyor, mevki veriyor, zenginlik veriyor, veriyor da veriyor. Sonra kölesi kalkıyor, kendisine bütün bu imkanları veren sahibini inkar ediyor, tanımıyor, baş kaldırıyor, isyan ediyor, kendinin ondan daha büyük olduğunu iddia ediyor. Bu köleye sence ne ceza verilsin? Firavun hiç düşünmeden diyor ki, o kölenin cezası diyor suda boğulup ölmektir. Onu suda boğarım diyor Firavun. Ey tamam, suda boğarsın. Gün gelecek Firavun Musa Aleyhisselam'ın arkasından Kızıldeniz'e girince denizin dalgaları altında gulu gulu dansı yaparken Cebrail Aleyhisselam gelecek. Hatırladın mı diyecek. Sana sormuştum sahibine itaat etmeye kölenin efendisini inkar eden kendini efendisinden büyük gören kölenin cezası nedir diye sorduğumda ne demiştin? Onu suda boğarım demiştin ya. Şimdi âne vakat asayite kabdu. Önceden isyan etmiştin ya. Şimdi secdenin karşılığı yok denilecek kendisine. En netice Firavun kendi akıbetinin ne olduğunu bilmeden böyle bir şey yapacağını, bunların çocuklarını öldüreceğim, kızlarını sağ bırakacağım dediğini efendim kavmine böyle söylüyor. Sonra Kale Musa li kavmi. Tabi bu haber dilden dile, kulaktan kulağa Musa Aleyhisselam'a kadar uzanıyor. Beni İsrail'in iman edenlerine kadar geliyor. Firavun bizi kesecek. Erkeklerimizi kıtır kıtır doğrayacak, kadınlara dokunmayacak. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a geldiler. Dediler biz tedirginiz. Korkuyoruz. Firavun bizi böyle tehdit ediyor. Sana iman edenleri. Musa Aleyhisselam'ın kavmine verdiği cevap. Kale Musa. Musa Aleyhisselam dedi ki İsteinu billah. İki şey söyleyecek kavmine. Sizden iki şey yapmanızı istiyorum. Bir, İsteinu billah. Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım isteyin diyor. Bak Firavun'a karşı Firavun güçlü, ordusu var, askerleri var, iktidarı var. Bir şeyler yapabilecek. Dünya imtihan dünyası. Siz ne yapacaksınız? Musa Aleyhisselam onlara yol gösteriyor. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Niye Allah'tan yardım isteyeceğiz? Çünkü mülkün sahibi Allah. Burada onun dediği oluyor. Burada onun istemediği bir şey olmuyor. Burada o ne derse onun dediği gerçekleşiyor. Ateşi yakma dedi, İbrahim'i yakmadı. Bıçağı kesme dedi, İsmail'i kesmedi. Kuyuya Yusuf'a zarar verme dedi, Yusuf'u boğmadı. Mülkün sahibi Allah. Allah ne derse o olur. Yardımı ondan isteyin. Allah'a el açın, ya Rab bize yardım et deyin. Çünkü Allah yardım etmezse
siz kendi imkanlarınızla, kendi gücünüz, topunuz, tüfeğinizle Firavun'a karşı bir şey yapamazsınız. Halid bin Velid'i Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafetinde görevden azletti. Halid bin Velid, genelkurmay başkanı, ordu başkumandanı. Millet şaşırdı. Dediler ki ey Ömer, niye böyle bir şey yaptın? Halid cahiliye döneminde iken de iman ettikten sonra da hayatında girdiği hiçbir savaşta mağlubiyeti yok. Namalup bir kumandan. Öyle bir komutan azledilir mi? Görevden el çektirilir mi? Hazreti Ömer Halid'i çağırdı yanına. Halid de büyük insan. Allah şefaatlerine nail eylesin. Halid dedi bak seni görevden aldım. Sakın yanlış anlamayasın dedi ha. Benim seninle şahsi bir sorunum yok. Hatta bana sorsalar kıyamet sabahına kadar orduların başında sen ol isterdim. Ama seni görevden niye aldım biliyor musun dedi. Niye? Çünkü bu ümmet, senin arkandaki ordu, asker, başımızda Halid bin Velid varsa biz zaten bu savaşı kazanırız. Halid'le girdiğimiz savaşta yenilmemiz mümkün değil. Zaferi senden zannederler diye seni azlettim. Oysa zafer Allah'tandır. Nasrun minallah. Allah yardım edecek. Ve fethun karim. Ve fetih, zafer ancak Allah'ın nusretiyle müyesser kılmasıyla. Musa Aleyhisselam da ümmetine bunu öğretiyor. Allah'tan yardım isteyin. Ona el açın, ona yalvarın. Bir, iki, vasbiru, sabredin diyor. İki şey öğretiyor onlara. İki şey istiyor, sonunda da iki müjde veriyor onlara. Allah'tan yardım isteyin, sonra sabredin. Sabırlı olun, hazırlıklı olun. Dünya imtihan dünyası. Her şey olabilir. Kulluk da Allah ile pazarlık yok. Ya Rabbi senin dinine inandık. Senin peygamberini kabul ettik. Bundan sonra ayağımız hiç taşa değmesin. Böyle bir imtihan yok. Bundan sonra her işimiz rast gitsin. Bundan sonra her savaşı biz kazanalım. Böyle bir şey yok. Kulluk da Allah ile pazarlık yok. Başınıza bela da gelecek. Bazen mağlup olacak, bazen yenilecek, bazen yaralanacak, bazen şehit olacak. Allah'tan yardım isteyin ve başınıza geleceklere de sabırlı olun diyor Musa Aleyhisselam. Sabır. Bu iki şeyi emrettikten sonra iki de müjde veriyor onlara. Diyor ki innel arda lillah. Bu yer Allah'ındır diyor. Mülkün sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu. Yurifuha men yeşâ'u min ibad. Allah yeryüzüne kullarından dilediğini varis kılar. Ne demek? Yani Allah dünyada istediği kullarını iktidara getirir, güçlü yapar. Bugün saray Firavun'un elinde, bugün iktidar Firavun'da ama Allah mülkünde, arzında dilediği kullarını varis yapar. Ne demek bu? Yani sabredin, yakında Allah Firavun'un yerine sizi yeryüzüne varis kılacak, size iktidar verecek demek. Müjde ayet. Devamında da diyor ve akibetü lil muttakî. Akibet muttakiler için. Bu akibet, ulema diyor ki dünyadaki akibet mi yoksa asıl ahiret akibeti mi? İki manaya da gelebilir ama asıl akıbet, ahiret akıbetidir. Yani sonunda kazanacak olanlar diyor Musa Aleyhisselam, muttakilerdir. Bu dünyada kaybetseniz ne olur? Velev ki kaybettim. Müslüman kaybetmez. Müslümanın kaybı yok. Efendimiz Aleyhisselam diyor ya, Müslümanın her işinde hayır var. Başına bir bela sıkıntı geldiğinde sabreder kazanır. Bir nimet ona geldiğinde şükreder kazanır. Kayıp diye bir şey yok Müslümanın hayatında. Her halükarda kazançlı. Biz ölülerimizi de kaybetmeyiz. Ne diyoruz? Babamı kaybettim. Elin gavuru kaybetsin. Ben niye kaybediyorum babamı? Hanımı kaybettim. Çocuğumu kaybettim. Bizim ölülerimiz kayıp mı ki biz kaybettik diyoruz. Bizim ölülerimiz iman eden insanların ölüleri kayıp değildir. Ahiret yolcusudur.
dünyadaki imtihan süreleri dolmuştur. Darul bekaya irtihal eder. Bizimkiler vefat eder. Ahirete irtihal eder. Bizde kayıp yok. Müslümanın hayatında velev ki sürgün edilecek olsa yaşadığın yerden, sürgün bizim için hicrettir. Velev ki hapsedilecek olsan, hapis bizim için halvettir. Velev ki öldürülecek olsan, ölüm bizim için şehadettir. Müslümanın bakışı bu. Bizde kayıp yok. Onun için akıbet muttakilerindir diyor. Bak ayet. Hele ahiretteki o sonsuz saadet, ebedi cennet kimi? 400 sene Firavun dünyada saltana sürmüş. Büyük iş şimdi nerede? Mus'ab 30 küsur yaşında vefat etti. 400 sene yaşayamadı. Şimdi nerede? Akıbet muttakilerindir. Bu dünyada varsın birileri istediği gibi at oynatsınlar, zulmetsinler, dine imana, benim kutsalıma sövsün saysınlar. Hani dün de dedik ya, benim kutsalıma, benim mabedime, benim dini değerlerime hakaret ederler. Nerede şimdi? Sümerlerin fahişeleri başörtüsü takıyordu ya. Şimdi bak, senin o karşı çıktığın örtüyü cesedine 3 kat sardılar, musallaya getirdiler. Bundan sonraki akıbetin ilacı enneme zümera. Onun için akıbet muttakilerindir. Allah o muttaki kullarından olmayı bize nasip eylesin diyelim. Rızalillah el-Fatiha. Razı olsun senin.